Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz, Müsyat Expo Ticaret Fuarı'nda Green Tech firmamızın standındayız. Yanımızda firmamızın kurucu ve CEO'su Taner Önol bulunmakta. Merhabalar Taner Bey. Merhabalar. Fuarımızın ikinci günündeyiz. Nasıl geçiyor fuar sizler için? Çok aktif geçiyor. Güzel iş ortaklıkları için görüşmeler sağlıyoruz. Şu an için çok memnunuz. Peki ben hemen okurlarımıza ve izleyicilerimize Green Tech olarak neler yapıyoruz, hangi alanda faaliyet gösteriyoruz aktarmanızı rica edeceğim. Tabii. Green Tech 2008 yılında kurulmuş bir şirket. Adından anlaşıldığı gibi doğa dostu çözümler üretmeye çalışıyor. Aslı işimiz komple data center çözümleri üretmek. Bunun yanında da birçok ürün geliştiriyoruz. İşte data center içinde kullanılan ürünler. Ayrıca yurt dışından da ürünler getiriyoruz. Bunları harmanlıyoruz ve Türkiye'de bu alanda çözüm sunmaya çalışan tek firmayız. Bu nedenle de gurur duyduğumuz bir yapımız var. Çünkü her zaman yeni ürünler, yeni atılımlar içerisindeyiz. Teknoloji tarafına çok ağırlık veriyoruz. Yazılım odaklı çalışıyoruz ve tamamen sistem odalarına fiziksel anlamda hizmet vermenin yanında yazılımsal anlamda da çözümler sunmaya çalışan bir firmayız. Doğa dostu çözümler dediniz. Bununla alakalı olarak biraz daha detaylı bilgi alabilir miyim sizlerden? Tabii ki. Şimdi günümüzdeki enerji sorununda yaşanan büyük sorunlardan kaynaklanarak çok daha öncesinden dünyada bununla bir atılımlar başladı ve biz kurulduğumuz sene direkt doğa dostu olarak zaten Green Tech, yeşil bilişim teknoloji olarak diye geçiyor. Biz bu amaçla odaklandık ve ilk Türkiye'de doğa dostu yani enerji tasarrufu sağlayan cihazlarla beraber çözümler sunmaya çalıştık. Burada amacımız data center hizmetlerinde çok fazla enerji sarf ediliyor. Önemli olan kullanılan enerjiyi kontrol edebildiğimiz takdirde onun ayarlayabiliriz ve bu da ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlamamıza sebep olur. Tabii ki bu biraz donanımla, biraz yazılımsal kaynaklanan bazı ekipmanlarla gerçekleşiyor ama bugüne kadar ciddi anlamda çok yerde kurduğumuz data center'larda enerji tasarrufları sağladık. En başta zaten tasarruf sağlanacak bunların bir klimadır. Bugün kendi alanımızdaki bu data center'lar içerisinde %40 ve %50 oranında enerji giderini artıran klimalardır. Biz de buna odaklanıyoruz ve bunu hem verimli olacak şekilde hem de enerji tasarruf sağlayacak şekilde sonlandırıyoruz çalışmalarımızı. Özel üretim imkanı bulunan son teknoloji yazılımlarımız var. Ben bunlarla alakalı bilgi almak istiyorum sizlerden. Tabii dünyada da ülkemizde de birçok yazılımlar geliştiriliyor ama hani biz tabii ki şu anda fokuslandığımız konu kendi tarafımızda geliştirmiş olduğumuz ürünlerdir. Özellikle Türkiye'de distribütörü olduğumuz SenseBlur marka ortam kontrol cihazının hem Ar-Ge tarafını da üstlenmiş durumdayız. Bu yapıda da ürünler geliştirirken yazılımlara da çok ağırlık vermeye başladık. Kullanmış olduğumuz ekipmanları ortamın tüm kontrollerini yapıyoruz ancak bunu bir yazılım ortamına taşıdıktan sonra içerideki birçok sistemi yazılım aracılığıyla kontrol edebildiğimiz için fazla enerjiyi tamamen kontrol altına almış oluyoruz. Burada önemli olan aslında temelde donanım ve yazılım odaklı ama yazılım olmadığı takdirde de bu verileri göremeyiz ve göremeyiz verilerle de sistemleri yönetemeyiz. Siz teknolojinin gelmiş olduğu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Oldukça hızlı bir ilerleme kaydediyor. Şu anda dünya olarak bakarsak teknoloji gerçekten dizi gibi çok hızlı ilerliyor ama bu ilerlemenin yanında da işte bazen doğayı da korumayı göz ardı ediyoruz. Bazen sadece işe odaklı bir hamle oluyor. Yani aslında genel anlamında teknoloji çok hızlı ilerliyor ve her gün yeni yeni ürünler, hizmetler veriliyor. Bu sebeple bakarsanız hani dünyada hepimizin yaşadığı gibi tüm cep telefonundan tutun da bilgisayar sistemlerine kadar ciddi anlamda bir ilerleme söz konusu. Bunu ülkemiz tarafına da bakarsanız zaten şu anda kendi yapmış olduğumuz araçlarımızdan tutun, insansız hava araçlarımıza kadar teknolojinin ne kadar bizde de ilerlediğini ve dünyaya ne kadar paralel gittiğimizi görüyoruz. Bu da dünyanın gerçekten global anlamda ciddi olarak hızlı bir şekilde teknoloji ilerlediğini gösteriyor. Evet, dünyada hızla teknoloji ilerliyor dedik. Ar-Ge konusuna değindiniz az önce. Ar-Ge çalışmalarının bu teknolojiyi yakalamaktaki önemi oldukça fazla. Siz de firma bünyesinde buna oldukça hassasiyet gösteriyorsunuz. Ar-Ge çalışmalarınızı nasıl yürüttüğünüzü öğrenmek isterim. Öncelikle tabii dünyada birçok üretilen ürün var. Bizim kendi alanımızdaki ürünlerde bunları incelemeye çalışıyoruz. Tabii ki
en başta bahsettiğimiz enerji olduğu için enerjinin kayıplarını görmeye çalışıyoruz. Burada müşterilerimize çözüm üretirken bizim bütün amacımız bir işletmenin yapısını kurduğumuzda, bir data center yapısını oluşturduğumuz zaman bu enerjiyi nasıl en aza indirebiliriz tüketimini? O yüzden de müşterilerimize çözüm sunmaya çalışıyoruz. Bazen ürün seçimlerinde işte bu tarz bir ürüne değil de bu ürüne gidersek işte enerjide böyle faydanız olur. İşte başka alanda şunu tercih etmeyin, bu ürünü tercih ederseniz diye bunları da yönlendiriyoruz. Aslında bizim en önemli tarafımız danışmanlık hizmeti veriyor olmamız. Bu sayede de danışmanlık verdiğimiz tüm kurumlarda tamamen fokus olduğumuz şey az enerji doğal gazı çözümüne götürmek. Kesinlikle öyle. Oldukça önemli bir konu. Bizler için siz de firma bünyesinde buna oldukça hassasiyet gösteriyorsunuz. Peki önümüzdeki yıllarda hedef çalışmalarınız neler? Şu anki bütün çalışmalarımız aslında şimdiden başladı diyebiliriz önümüzdeki yıllara. Çünkü elimize zaten dünyaya bakarsak materyaller belli. Nereye gideceğini artık hissedebiliyoruz. O yüzden de artık yazılımsal tarafta da geliştirmeye çalışıyoruz. Daha çok sistemi kontrol edebilme amaçlıyız. Çünkü bir sistemde ne kadar çok kontrol edebilir ve ne kadar çok yönetebilirseniz o zaman istediğiniz konularda daha rahat hareket edebilirsiniz. Eğer biz bunu enerji tasarrufu gibi bir noktada bakarsak bu perspektiften, o zaman zaten yazılımımızın amaçlandığı nokta da burada başlıyor. O yüzden de biz yazılım tarafımızı şu anda çok güçlendiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden ötürü. Son olarak Fuar Dergi okurlarımıza ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Dünyada olsun, ülkemizde olsun fuar çok önemlidir. Çünkü insanların birbirine iletişim kurduğu, buluştuğu, fikirlerini paylaştığı bir noktadır. O yüzden ben herkesin, İster son kullanıcı olsun, ister üretici olsun, herkesin bir platformda birleşmesinden yanayım. Bence de fuarlarda bu konudaki en önemli platformlardan biri. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Aktarmış olduğunuz bilgilerden ötürü başarılarınızın devamı dileriz. Çok teşekkür ederiz biz sizin için. Evet, değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz, bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.